derdi bitmez oldu. Teke teke bıktım artık. Her kapıdan kovuldum. Yerden yere vuruldum. Ben de senin kulunum. Yaşamak azad oldu. Her kapıdan kovuldum. Yerden yere vuruldum. Tanrım, ben de senin kulunum. Yaşamak azad oldu. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Seni nasıl kaybettim? Bu kadar üzgünüm ki, inan seni kaybettim. Her kapıdan kovuldum, yerden yere vuruldum. Ben de senin kulunum, yaşamak azad oldum. Allah! Ya durun bir dakika, durun. Dünya derdi bitmez oldu. Teke bıktım artık. Her kapıdan kovuldum. Yerden yere vuruldum. Alkışlamayın yoksa söylüyor. Tamam abi, alkışlama, alkışlayın, söylüyor, devam ediyor. Havva, ne yok? Ben şimdi orkestra yok. Ben o tarafla gözümü paylaşacağım. Mustafa Aklar, sevgili yönetmenim, değerli idareciğim, orkestra yokmuş. Benim şimdi çocuklarım basıp gözümü paylaşıp kızlarım halasını, Havva, ben niye şarkı söylüyorum? Sana bir soru soracağım. Söyle canım. Benim kulağına söylediğin iş neydi senin? Ne iş yapıyordun? Söyle canım manım deme kız. Ben senin abinim. Oryantalık yapıyorum, ailem biliyor zaten. Ne yapıyordu? Oryantalık yaptım, ailem biliyor. Ona gerek yok, öbür mikrofonu şarkı söylerken tutacaksın. Öbür mikrofondan duyuyoruz seni bize. Sen... Ben böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Oryantalık ya, yapıyordum, ailem biliyor diyorum ben. Seçmece Elif'e bunları sen bulup bitiyorsun, benden şimdi... intikam almak için yapıyorsun ha? Ben sana bir şey söyleyeyim, benim şu anda... Telefon attı mı arkadaşlar? Peki, alo. Alo. Meryem Hanım. Efendim. Benim kızlarım da şimdi daha... Ali efendim, Yalçın abi. Abla, senin gelinde ne yetenekler varmış, şarkı da söylüyor. Ya onu sen diyorsan var ya, onun için biz artık göz şey etmiyoruz, o gazinolarda da şey, dansızlık yapardı. Sen de biliyordun. Kar mı benim yüzüme? Niye kızlarımın babası çıkmıyor mikrofonu, niye konuşuyor? Oku, hadi oku, serbestsin, hadi oku bakayım. Ya hadi. Onun kızların babasıyla ben karısını arasam mı? Niye öyle değilsiniz? Tanrım dedi kullarını, sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları, sen affetsen ben affetmem. Bu neydi kız en sonu? Yağmur'a bir ödün yok. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Tamam, sen arkadaşlar. Tanrısın, affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen bile ben affetmem. Meryem, bir tane de sen patlat oradan Meryem. Bir tane de sen oku hadi. Meryem abla, bak. Nesin nazarında su içtik derdik, bu hafta Okan'a. Ben Zeynep'im, ben de canlı yayına istiyorum. Kızlarımı buraya canlı yayına istiyorum, o kadar. Başka bir şey demiyorum. Daha başka derdin var mı sana? Biz sen gibi terbiyesiz olamadık, başka derdin var mı sana? Gel kızlarını gör. Nerede göreceğim? Hani Meryem, nerede göreceğim? Meryem nerede? Nerede? Yaşıyor mu, öldü mü, nerede? İçer. Neden çocuklarım bakıyorsun ki buraya canlı yayla niye bağlanmıyor? Utanıyor değil mi? Utanıyor, karısı gider diye. Babasının yaptıkları duyar da karısı gider diye utanıyor çıkamıyor. Niye çıkamıyor, niye? Ben çıkıyorum, o niye çıkamıyor? Utanıyor değil mi? Ha Emir abi, avukatından mı veremiyor? Onu da mı vermezdi sarı diyor? Bir şey anlamadım dedi. Abi kutuyanda bir çocuk var, bakar korktu ya. Korktu çocuk burada. Bende soluk var. Ben çok hastayım, ağrım biliyor musun? Felç getirdim ben. Bana ya, konuşmak bile fazla yapar. Havva, öyle ayağını yere vurdun ki çocuk adamın kucağına zıpladı ya, yemin ediyorum. O kadar canım yandı ki şarkı söylüyorum ben burada ya.
Türkiye'nin önünde benim ailem bunu duyarsa bakar mı yüzüme ya? Neden canımı yaktın? Niye canımı yaktın niye? Canımı niye yaktınız niye? Allah senin babanı da baba senin kardeşini de kurban olduğum Allah. Benim o iki bardak sularım ana burada duruyor bak. Bunları canım almadan canlarını almasın. İni mi millasın kurban olduğum Allah'ımı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah'ıma havale ediyorum. Yarabbim sen bana yardım et. Canım canım çok yandı. Canım yandı canım yandı. Beni dinler. Beni bir şey diyeyim. Bak hava beni dinler. Sen geldin vakti ilk defa ben sana dedim ki. Yuvan mı yıkıtın? Babasını sen ne işin? Hava. 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 Duyuyor musun beni? Duyuyorum seni. He? Sana tamam. İstek parça gelmiş sana. Neymiş o istek parça? He? Tamam. Acıların kadını gelmiş. Acıların kadını. Ben telefonu kapatayım ben bak. Yağmurlu... Hadi bakayım. Tamam. Ya çocuklar babasını ben istiyorum zannıyorum. Niye karışmıyor niye? İstanbul'da yaşayan benim. İstanbul'da hemşireyle yaşayan benim ya. Hava. Tabii benim. Hava. Hava. Söyle canım. Buna hava diyor mu ha diyorlar. Ben uçtum da ben boğuluyorum patlıyorum da. Hava. Söyle seni dinliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir şarkı okumak ister misin yoksa ben başka konuya geçeceğim. Yağmurlu bir günü alayım o zaman. Hadi al bakalım yarın bir günün. Orkestra yok ya böyle. Biz çalıyoruz buradan. Herkes çalacak. Hadi dam tıs 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 dam tıs. Yağmurlu bir günde doğdum anamdan. Yer gök oluyormuş ben doğdum diye. Yaşarken günahkar olur mu insan? Ömrüme verilen bu çile niye? Yaşarken günahkar olur mu insan? Ömrüme verilen bu azap niye? Alkış yok mu ya? Ne yaptım Allah'ım? Dertli doğacak. Sevip de ömrümde acı duyacak. Hangi gönül bana derman olacak? Ömrüme verilen bu çile niye? Ben buraya kızlar yakışıyor mu? Ben buraya kızlar mı görmeye geldim? Ben bunun şeyleri yakışıyor mu aşağı söylemek? Bir de oryantel başına silah mı dayadık? Sana bir de oryantel yapsam nasıl olur? He? Tövbe estağfurullah yarabbim ya Resulallah. Niye o şarkı söyletiyorsun ki beni ama ben buraya kızların babası gidecek oraya ben ne yapayım? Kızım sen kendin şarkı okudun şimdi diyorsun ki oryantal tamam, yapsam mı? Oryantal mı yapmak istiyorsun? Tamam tamam bu kadardı. Bir dertli şarkım vardı. Acılarımın şarkısı. Bak hava sana bir şey tavsiye edeyim mi? Ben senin abinim. Dinle bir dakika bir dinle. Bir dinle. Söyle. Ben sen biraz rahatlayasın diye sana izin verdim. Sen çünkü aşağıda... Ben senden özür diliyorum. Benim psikolog bozuk. Tamam keskin telefonu senin psikolog bozuk anladım ben de. Dur bir dinle hava bak sana bir şey söyleyeceğim kızım dinler misin? Allah kimsenin başına vermesin bir kaza geçirmişsin böyle olmuş ama sen aşağıda da ben duydum şarkı söyleyerek rahatlıyorsun o yüzden izin verdim de çocukların sesini öyle duyur diye tamam ama oryantal yapıyorum diyorsun da o kadar yapma artık tamam mı? Yapıyordum eskiden. Ha şimdi oryantal yapayım dedin ben, ya sen. Ben şu anda yüreğim yanıyor yüreğim şişmiş patlıyorum boğuluyorum ben dökmem lazım içime çocukların bası niye çıkmıyor niye çıkmıyor ya çıksın. İki kelime konuşsun niye? Tamam. Karısı korur gider diye mi korkuyor? Hava. İnternetteki tanıştığın bozuntu gider diye mi korkuyor? Hava. Söyle. Bir dur. Tamam. Gözümü durdum. Kaybettim ben. Hava. Çocukların bası yüzden gözümü kaybettim. Benim hava. Bir gözüm yok. Hava. Biraz dur dinle. Yatsan arkada biraz. Yatsan azıcık dinlen. Heh. Biraz dinlen. Heh. Öyle kurula kurula dinlen biraz. Heh. Hadi. Şimdi Mesut Bey. Ben seni daha nereden tanıyorum? Bir yüksek sesle konuş. Az önce bir zıpladı ki Mesut böyle hava bağırınca birdenbire. Ben yüreğim yani yüreğim şişmiş patlıyorum ya. Benim dökülmem lazım boğuluyorum ya. Niye kapandı telefonu ya? Hava dur. Yatsana arkanı. Güzel. Mesut şimdi benim fanlar gruplarda üye sayımız bir 40 bini geçti. Beni çok severler bizi destekleyenler ama yanlışımızı gördükleri zaman da eleştirirler. Dün burada hava içinden geldi şarkı söyledi. Demişler ki Yalçın abi niye Havva Hanım şarkı söylerken güldün? Zeka özürlü birisine gülmen yanlıştı. Birinci şunu düzeltelim. Havva Hanım zeka özürlü değil. Havva Hanım felç geçirdi. Bu nedenle vücudunun bazı organlarına hükmedemiyor. Yani zeka özürlü bir insana şarkı söyledip de gülmüş değiliz. Havva Hanım'ın doğal duruşuna ben burada gülümsedim, çok güldüm. Çok sevdiğim bir şarkıyı söyledim. Yaşadığımı, acılarımı anlatan bir şarkı bu. Şarkı değildi ki bu çektiğimi dile verme insanların benim çektiğim acıyı duyması bir şarkı değildi o sözde anlamlı. Peki ben ama bu yanlış anlamı bir düzelteyim mi senin? Çünkü
İşte 2000'e yakın şey geldi, uyarı geldi bana ya. Bir yanlış anlamı olmuş, bu sosyal paylaşım siteleri ve blog siteleri denen yerlerde de zincir gibi eklemişler arka arkaya. Zeki Özel'i birisini aldı da güldü diye. Beni tanıyanlar bilir. Rabbimin yarattığı her canlıya ben saygı duyarım. Şimdi sevgili izleyenler, normalde bu...